Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün inşallah yani bir daha önce benim şeyde çekmiş olduğum programlar vardı. Hani Discover Turkey diye. İngilizce olarak tüm Afrika'da izleniyor o program. En son işte Britanya'da, Londra'da çekimler vardı. Aralık ayında, yılbaşında oradaydım ben. Oradaki çekimleri bitirdik. Londra'nın önemli merkezlerini çektik. Özellikle kültürel merkezleriydi bunlar. Hem orayı tanıtmak amacıylaydı Discover London. Soho çok güzeldir. Ben çok severim özellikle Evet. Londra'da. Şimdi bir de ondan sonra Kudüs'e gittik. Daha yeni geldik oradan. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü's Sahra'yı, aynı zamanda Kudüs Müzesi'ni ziyaret etme imkanları oldu. Kendi yazmış olduğum kitaplardan Kabe'nin hayat şifrelerinde özellikle Kabe ile alakalı daha önce bulduğum ezoterizm, yani neden kuzeyinde daha çok toprak var, güneyinde daha çok su var, okyanuslar, batısı neden sıcak, ateş elementi, sahra, kapı niye doğuda, kova burcu, güneş o taraftan doğduğu için. Bunların derin ve detaylı açıklamalarını burada yapmıştım Kabe'nin hayat şifrelerinde. Aynı zamanda 7 tane dönüşle ilgili bir çark hazırlamıştım kitapla hediye edilen. Bu çarkta Fatiha'nın 7 tane ilkesini çevirdikçe öğreniyorlardı. Neden tavaf ettiğini. Şurada da neden taş attıklarını piramit üzerinden gösterdim. Kabe'nin aslında zıttı piramitlerdir. Kabe sadeliğin sembolüdür. Piramitler ise zulmün sembolüdür. Yani şeytanın sembolüdür aslında piramit. Köleler oluşturmuş zaten Zaten piramitleri. şimdi piramitleri ağlaya ağlaya yaptırmışlar. Evet. Ama Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail mütevazilikle gönülden boyun eğerek, isteyerek, gönüllülük esasıyla kulluğu biz biliyorsunuz seve seve yapmaktır. Evet. Kölelikse istemeye istemeye yapmaktır. Tabii O yüzden zorla. iki tip kulluk çeşidi var. Gerçi konumuzun şu anda erkenden hemen ona giriyoruz da. Birisi köle zihniyetli kul, korkudan yapar Allah'ın Evet. dediklerini. Bir de işte gerçekten de kul zihniyeti, yani Gönülden isteyerek. Allah için çabalamak, onun rızası için çabalamak, Evet. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etme amaçlı yapılan kulluksa bu gerçek kulluktur ve severek yapılır. Bu bir dava aşkıyladır çünkü. İkisi arasında fark var. O Evet. yüzden biz köle zihniyetli kul olmayı bırakıp aciliyetten normal, hani Abduhu, Peygamber Efendimiz'in ilk adıdır o. Yani kelime-i şehadette Evet. söylenen, ondan sonra Rasuluhu denir dikkat ederseniz. Evet. Buradaki maksat şuydu, bir gün Müslümanların da tıpkı Hristiyanlar ve Yahudiler gibi kendi peygamberlerini maalesef aşırı överek ilah katına çıkartma tehlikesi olduğu için Allah bunu önceden bildiğinden önünü kesmek için Abduhu dedirttiriyor. Kuludur, elçisidir. Daha fazla bir şey değil. Bu parametreler arasındadır yani. Bu ölçüler arasındadır. Kainatın efendisi değil. Kainatın efendisinin Peygamber Efendimiz için söylüyor geleneksel kesimler. Oysa kainatın efendisi demek İngilizce'de the Lord of the Universe'dir. Arapçası Rabbul Alemin'dir, Allah'ın sıfatıdır. O yüzden de biraz biz sevgide ucu kaçırma tarafındayız. Sevgiyi, işte ben o yüzden de şöyle söylerim, aşk haramdır, sevgi helal. Çünkü aşk da aşırı aşk duygular adamın aklını başından alıyor, saçma sapan sözler söyleyebiliyor. Şirke kayabiliyor, sevdiğini Ortak ilahlaştırıyor. koşmak gibi. Allah Hazreti Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem'in ilahlaşmaması için Müslümanlar tarafından ona marjlar belirlemiş. Abduhu, Rasuluhu. O yüzden de bu ilkeleri dikkate almak gerekiyor. Benim de yazdığım kitaplardan Kabe'nin hayat şifreleri zaten kapsamında. Bu kitabın kapsamında Kudüs'e gittim. Hem de çekimler için de gittim. Çünkü Mescid-i Aksa'da, Kubbetü's Sahra'da bulabileceğim ezoterik mesajlar olacağını düşünüyordum. İyi ki de gitmişim, buldum. Ne güzel. Yani Kabe ile ilgili ne bulduysam hemen hemen bir benzerini Kubbetü's Sahra'da aynı zamanda Mescid-i Aksa'da buldum diyebilirim. Bir tanesini paylaşayım. Mesela
Kabe'nin doğusu ateş elementidir. Orası Aslan Burcu'nu temsil eder. Batı tarafı Zodyak'ta güneşin batmasıyla beraberdir. Beşinci evi simgeler 5 de astrolojide, ki ben aynı zamanda İslam Astrolojisi kitabını da yazmıştım. Orada Aslan Burcu'nu ifade eder 5. ev. Ve Mescid-i Aksa'nın, sıkı durun, batı tarafındaki kapıda, batı kapısında aslanlı kapı var. Yani böyle enteresan hususlar, bulmuş olduğum o ezoterik konular Mescid-i Aksa'nın etrafında, Kubbetü Sahra'nın etrafında olduğunu görmek beni çok şaşırttı, etkiledi. Gerçekten de hamdolsun gidip gelme imkanı oldu. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz yazar ve İslam astroloğu Ayhan Özcimbit. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz. Kudüs izlenimlerinizi daha detaylı anlatmak ister misiniz? Tabii. Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'nın önemi hakkında biraz daha bilgi vermek ister misiniz? Tabii. Şimdi mesela Mescid-i Aksa şöyle önemli bir yer. Bir Müslümanların ilk İslam'ın geldiği yıllarda Medine, Kabe'nin kuzey tarafındadır. İlk mescit yapıldığında kıblesi kuzey tarafına, yani Mescid-i Aksa tarafına yapılmıştı. Çünkü Medine, Kudüs'le Kabe arasındadır, Mekke arasındadır. Dolayısıyla orada yapılan mescit kuzey tarafına doğru dönüktü mihrabı. O tarafa doğru kıbleyi edinmişlerdi. Kabe'ye arkalarını dönüyorlardı. Ve Allah'tan gelen emirle artık aynı mescitte yön Mekke'ye döndürüldü daha sonra. Ama ilk kıble olması hasebiyle Mescid-i Aksa son derece Müslümanlar açısından önemli bir merkezdir. Ve yön olarak Kabe'de nasıl köşeler öne çıkıyorsa, hani ateş, hava, toprak, su olarak dört element, dört melek, Kur'an-ı Kerim'in inen ilk dört tane suresinin her bir köşede olduğunu da görüyoruz. Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa suresi. Bu duruma getirilmesinin nedeni nedir diye ben yıllarca araştırma yaptım. Çünkü ben kendim zaten eski komünist ve ateist kökenden gelen biriyim. Dolayısıyla neden ve niçin soruları olmadıkça kabul etmem mümkün değildi bir şeyi. Sorgulama dolayısıyla önemli. Sorgulama son derece önemli ama geleneksel İslamcılıkta sorgulamak günah sayılıyor. Sorgularsanız dinden çıkarsınız inancı insanlara yerleştirildiği için. Benim zaten kaybedecek bir şeyim yoktu inansızlıktan geldiğimden dolayı. Ben rahatça sorgulayabildim ve sorduklarımın cevaplarını bulma konusunda maalesef İslam külliyatı yeterli değildi. Neden derseniz bu sorduğum soruların tamamını hiçbir bir kitapta soru olarak görmüyoruz. Bazıları sorulmuş ama cevaplar dandik. Doğru cevaplar yok. Yani mesela basit bir örnek verecek olursak ben Allah'ın yarattığını anladıktan sonra artık deizme, ateizmden deizme geçtiğimde şu soruyu sordum. Niçin yarattı? Yani sıkıldı mı? Neden? Uzayda işte bütün bu evrenleri yaratmasının sebebi nedir diye sorduğumda bir tane cevap çok enteresandı. Bilinmek için yarattı. Allah bilinmek için yarattı. Ya bunu da ciddiye alıp cevap diye yazmışlar gerçekten de. Bu ciddi bir cevap değil. Allah'ın çünkü bilinmeye ihtiyacı yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Yanlış bakış açısı kendisini ilah yerine koyup da düşünmek bu aslında. Başka bir cevap çok daha enteresan. Hazreti Muhammed'in yüzü gözü suyu hürmetine nuru için yarattı diye anlatmışlar. Abduhu ve Rasuluhu'ya ters bu. İlahlaştırmaya götürür. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yaratılışın tüm nedenini Hazreti Muhammed'e bağladığınızda artık Hazreti Muhammed yarı ilah konumuna gelir. Anladınız? Hayır, ondan önce zaten var yani. Elbette bir de şu da var. Esma-ül Hüsna'yı gömersiniz bunu söylediğinizde. Allah'ın esmalarını, kimlik ve kişiliklerini, herkesin bir pasaportu vardır ya da kimlik kartı. Evet, Allah'ın son peygamber kimlik zaten Hazreti Muhammed. Evet, Allah'ın kimlik kartıysa Esma-ül Hüsna'lardır. O esmalar, hüsnaların içerisinde çok önemli isimler vardır ve bu isimler yaratmanın başlangıcını oluşturuyor. Söyleyeyim hemen.
Halik yaratan demek. Evet. Hay can veren, sani sanatçı Allah, müsavvir şekil veren demek. Çünkü Cenab-ı Allah halik olduğu için halk etmiştir. Evet. Çünkü sözünde durmuştur. Yani ben haliyim dedikten sonra yaratmak durumunda kalırsınız. Ben mesela İngilizce öğretmenliği yaptım uzun yıl. If I don't speak English fluently, I will be a liar. Yani eğer İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmazsam yalancı durumunda olacağım demektir bu. Dolayısıyla da Allah kendisine ben yaratıcıyım, el halikim, the creator, yaratıcı demek İngilizce'de. O el halikin tam karşılığı, der şafa Almancası, o da yaratıcı anlamına geliyor. Bu durumda yaratmadığı anda yalancı durumuna düşerdi. Allah'ın da yalancı olma ihtimali sıfır olduğu için yaratacaktı. Yani ahlak kelimesinin geldiği yer çok enteresandır. El haliktir. Yani yaratma kökünden gelir. Evet. Yaratıcının ahlakiliğini vurgular ahlak kelimesi. Evet. O yüzden de ahlak son derece önemli bir ilkedir İslam'da. Çünkü enzu billahi mineşşeytanirracim bu yüzden başta söylenir. Racim kelimesi taşlanmış ve taşlaşmış şeytanın şerrinden kaçışı ifade eder. Racim, ondan sonra rahime geçebilirsiniz. İnsan önce kendisinin ahlaksız nefsinden kaçması gerekiyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayabilmesi için. Bu durumda ahlaksız olanın dini olmaz. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden de ister namaz kılın, ister oruç tutun, ister hacca gidin. Bir insanın ahlakı yoksa dini yok demektir. Tabii ki. O yüzden dinlerin prensibi zaten aynı. Evet, yalnız bizde ahlak dedim mi? Sadece ahlak polisi var mesela. Ahlak polisine gidin. Ya sayın komiserim, arkadaşıma çek verdim. Söz verdi. Ahlaksız herif ödeme yapmıyor dediğinizde size ahlak bölümü masasındaki komiser şunu söyler. Ya ben ilgilenmiyorum ki onunla. Ben ahlak masasıyım. Yani bunu ahlakın içerisine almıyor bile toplum. Maalesef. Ahlak dedim mi sadece cinsellik, bununla alakalı konular, fuhuş, fuhşiyat olarak bakılıyor. Sadece böyle bakılıyor. İnanın. Ya biz bakış açımız her nereden baksak elimizde kalıyor. Kavramları yanlış anlıyoruz. Sabır ya. Sabır bile yanlış anlıyoruz. Perspektif, konulara geniş bir perspektiften bakmak lazım. Öyle dar perspektiften bakmak bizi yanlış yere götürür. Yani eğer yanlış kavramları yanlış açıklarsak her şeyimiz saçma sapan oluyor. Doğru. Mesela sabır. Sabır dedim mi? İnsanlar ne anlıyor? Kös kös beklemek. Yani Allah yapsın, Allah'a dua edeyim. Sadece Allah'a dua etme. Kendin gayret göstereceksin, i̇şte, çalışacaksın. İşte o çalışma sürecinde ortaya çıkan zorluklara karşı tahammüle sabır diyor İslam ya da Kur'an. Muhakkak ki zorluklar yaşayacağız. Kesinlikle. Ve hatta motive ediyor bir de. İnşirah suresinde diyor ki mesela zorlukla beraber kolaylık vardır diye söylüyor. Yani zorluklara tahammül et ki yani kolaylıklar gelsin. Benim kesinlikle 45 yıllık ömrümde her şeyi dişimle, tırnağımla kazıya kazıya getirdim. Yani 7 tane dil öğrendim. Yani başka 7 yıl başka bir ülkede yaşadım. Hani ülkelerde hala da gezerim, dolaşırım. Ama şunu gördüm kendi hayatımda. Ben çünkü Cenab-ı Allah'tan şey istemiştim sadece, bilgi. Neyse. İnanmaya başladıktan sonra Rabbim dedim, elimi açtım, demir ve taş istemiyorum ben senden, araba, ev. Bana sadece sorduklarımın cevaplarını bulmama yardım et dedim. Yani bir gün maddi anlamda da sıkıştım. Rabbim biliyorum ben böyle dedim ama sıkıştım, bana ne olur yardımcı ol bu konuda. Çünkü sen vermedikçe kimse veremediğini biliyorum. Sen verince de kimse alamıyor. O yüzden de senden bu konuda rica ediyorum, yardımcı ol dedim. Bunu söylediğimde yani 45-46 yaşındaydım. Birdenbire tak diye sayısız mucizelerinden kendi hayatımda, onun sayısız mucizelerinden bir tanesine daha şahit oldum. Yani, ama siz de emek verdiniz. Ya ben emek verdim, ettiniz. O ayrı. Evet. Ama emeğe rağmen bazen yine açılmıyor durumlar. Tabii ki hayat zaten inişli çıkışlı. Hep inişlerimiz oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla şunun altını çizmemiz lazım. Çok enteresandır. Kabe'nin kuzey tarafından doğu tarafına, doğu tarafından kuzey tarafına şöyle bir yürüme yolu vardır. O yürüme yoluna, ki hava tarafından toprak tarafınadır o yürüme, akıl tarafından, vizyon tarafından, emek tarafına neydi, toprak tarafı, kazanma tarafına doğru bir yürümedir. 7 tane buna say denir.
Say Arapça'da mana olarak çalışmak ve emek demektir. Bakın, çalışmak ve emek. Mana. Ya bir tanesi de düşünmemiş kardeşim, bu niye say ya? Niye buradan oraya yürünüyor? Neden güneye doğru yürünmüyor? Neden batıya doğru yürünmüyor? Ya biz de sağcı toplumlarda, yani genel olarak Türk toplumu sağcıdır. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Sordum sarı çiçeğe, anam babam var mıdır? Bakın Allah aşkına, Ramazan programları oluyor. Sorulan soruya bakıyorum. O hocayı koymuşlar, hoca kılıklı adamı. Maalesef. Ondan sonra onun verdiği çok cevaba bakıyorum. Sorular ya. Absürt cevaplar. Efendim? Absürt sorular, absürt cevaplar. Öyle yani, işte. Enteresan sorular. Denize girdim, bilmem nereme su kaçtı, orucum bozulur mu? Yani saçma, sapan evet. Sorular. Önünüzde menora var. Anlamı evet. Nedir? Onu anlatabilir Şimdi Kudüs miyiz? Gezimizde de bu gördüğünüz yedi kollu Şam'dan aslında bu İsrail Devleti'nin sembolü de aynı zamanda. Masonluğun da sembolü. Bütün dinler önceden tamamen İslam'dı. Fakat gelen dinler zamanla başka isimlere döndüler. Mesela Yahudilik de öncesinde bir İslam'dı. Arı duru temiz bir İslam'dı. Nereden anlıyoruz? İçlerinde parmak izlerinden görüyoruz bunu. Mesela bu görmüş olduğunuz menorada 7 tane mum var. Bunun bir de 9 kollusu var. 9 kollusu Hanuka deniyor. Hanuka anma şeyinde yakıyorlar bayramları onu. Bayramları da var. Bayramlarında falan, özel günlerinde. Şimdi bir de menora, yani bu 7 tane olanlarda, bu 7 kollu Şam'dan adı mana olarak tapınak anlamına da geliyor. O yüzden de Masonlar da bir tapınak oldukları için Siyonizme, emperyalizme hizmet ettiklerinden dolayı. Dolayısıyla da bunu da sembol olarak kullanmışlardır. Kendileri de kullanıyorlar. Ve onların buna verdikleri isim çok enteresan. Mesela bu mumun bir tanesine, buna inanç diyorlar. Mesela bu çok enteresan, bu inanç diyorlar. Şefkat diyorlar, irade, namus, ihtiyat ve adalet diye böyle sırayla gidiyor bunun. Neyse. Yani kendi ilkelerini mum şeklinde koymuşlar. Aslında bunun gerçek manası nedir biliyor musunuz? Sıkı durun. Bu aslında hani bazen böyle sosyal medyada paylaşırlar. Efendim niye 7 tane İstanbul, 7 tepe? Niye 7 renk, 7 nota? Niye 7'den 77'ye? Barış Manço'nun da programı vardı. Niye 7 yaşında okula gidiyoruz? Bu 7 gün var mesela. 7 gün olmadan hafta olmuyor. Evet. İşte niye 7? Allah'ın 7'ye verdiği anlam ne diye böyle sorgulamalar var. Evet. Ben bunu Kabe'nin hayat şifrelerinde yazdım. Niye? Evet. Çünkü bunun etrafında 7 tane dönüş Fatiha ile ilgili. 7 tane o say, yürüme Fatiha ile ilgili. Şeytana atılan 7 tane taş Fatiha ile ilgili. Peki Fatiha ile alakalı bu ilkeler ne? Aslında o Masonların filan söylediği hani değiştirerek koydukları yerlerini karıştırmışlar. 5000 sene geçmiş Musa'yı getirdikten sonra. Aslında bu gerçekte hani keşke bilse Yahudiler bu 7 tane Fatiha'nın ilkesidir. Yani kasalara, masalara, sıralara yazılması gereken 7 Fatiha ilkesi nedir? Euzubillahimineşşeytanirracimle gelen, racimle gelen ahlaklı olacağım demektir. Bu birinci dönüştür. İkincisi, elhamdülillahi rabbül aleminle gelen hamd edeceğim, nankör olmayacağım demek. İkinci dönüştür tavaflarda. Üçüncü konu Rahmanurrahim, anne gibi olacağım. Anne gibi olup merhametli davranacağım, iyilik yapacağım ama karşılık beklemeyeceğim. Rahimle gelen ilkedir bu. Bak, çok enteresan. Ondan sonra bu kısım çok önemli. Maliki Yevmiddin. Maliki Yevmiddin demek hesap vereceğim. Kime? Allah'a. Çünkü niye? Çünkü hesap verme gününe ifade ediyor Maliki Yevmiddin. Din demek hesap verme demektir. Dolayısıyla sorumluluk ilkesidir bu. Sorumluluk, yani dördüncü dönüştür şeyde de, Kabe'de de. Ondan sonra İnyâke nâbudû iyyâke nestaîn tevhid dönüşüdür. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Önce ne diyoruz? La ilahe, ilahlar yoktur. Allah vardır. Sol beyin sorguluyor, inanmıyor. La diyor. Sağ beyin ne yapıyor? Oraya getiriyor. Putları temizleyen bu sol beynin yerine orada Allah'ı getiriyor.
La ilahe illallah. There are no gods but Allah. Es gibt kein Götter, aber Allah. Almancası da. Bunlar Arapça'da oturuyor, İngilizce'de oturuyor. Almanca'da oturuyor, Türkçe'de oturmuyor. Biz buradan başlıyoruz söylemeye. Allah'tan başka ilahlar yoktur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Süremiz çok azaldı. Tamam, hemen yalnız bitireyim şunu. Sonuncusu. Üzere. Diğer taraftan altıncı ilke sırat ilkesidir. İhtina sıratal müstakim anlamı süreç odaklı olacağım. Sonuç değil. Sürecimi sağlam tutacağım, helal yoldan gideceğim. En sonunda da ya gayrül mağdubu aleyhim veleddalin amin. Taklidi iman değil, tahkiki imana sahip olacağım demek. Bir anlamda Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayacağım demek. Enteresan olan şu, ben Yahudilerin gelenekselleştirdikleri inançları üzerinden dinin esası olan Fatiha suresinin amel bazında anlatımını söyledim aslında menora üzerinden. Onların söyledikleri bu, yani Siyonizmin İnancı şey yaptılar, gelenekselleştirdiler. Bakamadılar, göremediler. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Baksalar da göremediler. İşin tuhaf tarafı, Müslümanın kendisi zaten sorgulamamış. Bizim solcularda da sorgulama özürlülüğü var. Yani İnyakena şey var, Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım dedi ya, diyor ya sağcı kesim. Evet. Solcu kesimde bir türlü İzmir'in dağlarından dönemedi, şeker gelemedi. Atıyor. Yani hep orada kaldı yani. Ta kafa o tarafta. Yani bizde solculuk sağcılığa bakarak onun o ne yapıyorsa ben onun zıttını yapıyorum. Aşağı sarık takıyor, ben şapka takayım. Ondan sonra o türbeye gidiyor, ben işte heykelin önünde dikileyim. Ya bizdeki solculuk evrensel solculuk olamamış. Çünkü maalesef zaten sağcılık evrensel İslam bakış açısı değil. Bilmem anlatabildim mi demek istediğimi. Kudüs'te yani Mescid-i Aksa'da özellikle o duvarlar her biri bir tane element isim geliyordu. Mescid-i Aksa'nın duvarları. Kubbetüs Sahra'nın kapıları da aynı şekilde. Kubbetüs Sahra'nın her bir kapısı bir pusula yönündeydi. Ateş, hava, toprak, suyu simgeliyordu. Ve işin tuhaf tarafı Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar mezarlıklarını Kudüs'ün doğu tarafına yapmışlar. İnanç olarak çünkü güneş oradan doğuyor ya. Tekrar doğuşu simgeliyor Kudüs'ün doğusu. Üçü de buna inanıyor yani. Üç inançta geleneksel manadayın. Hatta orada bir vadi var. Sırat Köprüsü'nün onun üzerinden kurulacağına inanıyor ki ben Sırat'ı hiçbir zaman köprü olarak kabul etmedim. Çünkü Sırat kelime olarak antik Yunanca'da cadde, İngilizce'de street, Almanca'da straße, Latince'de strada, Hollanda'ca'da straat, modern Arapça'da şeria, şeriat yani, Türkçe'de cadde. Haramlar ve helaller bellidir. Bu bakış açısıyla gidilmesi lazımdır. İşte menoranın anlatımı, gerçek manası Fatiha suresinde anlatılan Kabe'nin etrafında dönen 7 tane dönüştür. Ama bunu gel de geleneksel Yahudilere veya Masonlara anlat. Anlatabildim mi demek istediğimi? Biraz komplike. Evet. Bugünkü konuğumuz yazar ve İslam astroloğu Ayhan Özcinbitti. Katılımınız ve bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Keşke zaman olsaydı da daha fazla şey söyleyebilseydik. Çok memnun olduk. Teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kalın. Çok mersi. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.